Sevgili izleyenlerimiz, Bizden Bize ekibinin bu hafta çok önemli bir konuğu var. Türkiye'nin gururu, dünyanın gururu, Türklerin gururu, Avrupa'da Türklerin gururu, sporcu Murat Arslan yanımızda. Gerçekten bunu içtenlikle söyledim çünkü gururumuzsun. Hakikaten bugüne kadar yaptığın başarıların, sen örnek bir Türksün burada Avrupa'daki yaşayan. Sağ ol. Evet. Nasılsın bu arada, iyi misin? Şükür olsun, iyiyim. Evet. İnşallah sizler de iyisiniz. Hemen sormak istiyorum, spor hayatına kaç yıl oldu başlayalı? Spor hayatın şimdiye kadar 32 senem geçti bokstan, boksa başlayalı. 32 senedir yani bu sporun içindeyim ve hala yani dünya zirvesinde ilk 15 arasındayım. Almanya'da da birinci sıradayım kendi disiplinimde. Hani Allah'a şükürler olsun 50 yaşına girdim ve 50 maşallah, yaşına... hiç göstermiyorsun. 18 yaşında, 18 yaşında başladım. 32 senedir savaş veriyorum ringlerde. Şükür olsun dünya şampiyonu olabilip. Evet. Ama çok emek verdin değil mi? Ya yani bunun için 32 yıl demek bir ömür yani. Şimdi tabii ki 18 yaşına başladığımda söz verdim bir arkadaşa dünya şampiyonu olacağım diye. Ve tabii ki ben onu kolay zannettim verdiğim sözü, ama 19 sene sürdü. 37 yaşında sözümü tutabildim. Çok zor bir spor ama şükürler olsun sözümü tutabildim. Dünya şampiyonu olup Türk tarihin ilk ve tek dünya şampiyonu oldum. Ve inşallah ardımdan daha nice şampiyonlar gelir ve ben buna inanıyorum. Çünkü bizim yani kanımızda, genlerimizde var. Biz Osmanlı torunuyuz ve daha nice şampiyonlar geleceğine inanıyorum. Yazık ki bugüne kadar tek olduğum yücücü aslında. Çünkü bizim yani Türk milletinden binlerce şampiyon olacak potansiyel var. Bu spor gerçekten disiplin, kondisyon, birçok şey gerektiriyor. Yani çaba göstermeniz, özveri bulmak. Her şeyden özveri verdiniz mi? Özel hayatınızdan sizi destekleyen oldu mu anne baba? Anneniz bu arada rahmetli oldu, onu rahmetli anlıyoruz. Tabii ki destek olmayınca olmuyor ama öncelikle kendin, tabii ki inanç önemli. Önce Yüce Allah'a inanç, sonra da kendi yaptıklarına inanman lazım. Ondan sonra azim, pes etmemek, yılmamak. Yani bazen de tabii ki her şey istediğin gibi olmuyor. Ama ben, bu sırf boks için geçerli bir şey değil. Tüm gençlere de sesleniyorum. Yani okul olsun, meslek olsun, ne olursa olsun bir gün istediğiniz gibi olmasa bile pes etmemek, devam yapmak. Yani her gün insan istediği gibi her şeyi ele geçiremiyor. Ama devam çalıştıktan sonra çalışkan Yüce Allah, çalışkan kulun her zaman yanındadır. Ben buna inanıyorum ve Allah şükürler olsun ne kadar zorluk yaşadıysam gene de her zaman bir yerden bir kapı açtı. O kendinde motivasyonu, çalışmayı nasıl sağlıyorsun? Bazı insanlar mesela bir işe başlıyorlar, yarım bırakıyorlar. Özellikle buradan gençlere de seslenmek gerekiyor ki yaptığı işin arkasında durmak gerek herhalde. Sen şimdi hedef koymuşsun kendine. Yıllar sonra dünya şampiyonu, bir arkadaşına söz vermişsin onun arkasında. Buradan gençlere söylemek istediğin bir şey var mı? Yani hayallerinin peşinde koşarak disiplinli bir şekilde çalışsınlar. Öncelikle çalışkan olsunlar ve demin dediğim gibi yani bir şey bir gün iyi olmasa bile, misal bir imtihan yazıyor, çok iyi geçmiyor. Olabilir, bir dahaki sefere daha da iyi çalışıp öncelikle kendi hatalarını araması lazım. Neden iyi geçmedi? Kendi hatalarını bulduktan sonra onları düzeltmeye çalışması lazım. Ve tabii ki dediğim gibi hemen pes etmesin. Yani bugün iyi olmadıysa yarın mutlaka daha iyi olur. Yani çalışkan olduktan sonra. Önemli olan çalışkan olması. Çalışkan olduktan sonra çalışan kula Yüce Allah daima verir yani. Kalbini temiz tutsun, çalışkan olsun ve ben buna inanıyorum. Hatalarından öğrenmeye çalıştıktan sonra ben hep kazanmadım. Benim de nice kayıplarım oldu. Ama kaybettikten sonra daha da azimli, daha da istekli, yılmadım ve daha çok çalıştım. Daha hırslı, daha da motivasyon, daha çok motivasyon olarak daha da iyi çalıştım ve sonunda kaybettiğim insanları yenebilip sonunda onlar dünya şampiyonu olmadı. Ben şükür olsun dünya şampiyonu bile olabildim. Fırat Arslan'ın 24 saatin nasıl geçiyor? Şu anda maçların yok ama sen yine maçın varmış gibi her gün kondisyonunu korumak amacıyla burada sporunu yapıyorsun. Tabii ki formumu tutmak için her gün antrenmanlarımı yapıyorum. Şükür olsun kendi evimde spor salonum var. Şu an işte zaten burada bulunuyoruz.
formumu tutmak için mecburen her gün antrenman yapıyorum. Çünkü yoksa formu kaybettikten sonra, belirli bir yaştan sonra çok zor ipin ucunu gene yakalamak. Onun için ipin ucunu hiç kaçırmamaya bakıyorum ki formumu tutabilen diyene ve gerçekten bir teklif gelirse seneye onu da gerçekten yani gerçekleştirebilmek için formumu şimdiden tutmam lazım ki. Yoksa teklif gelene kadar beklersem formu yakalayamam. O yüzden yani şimdi... Bir de bizim Türk yemekleri biliyorsunuz çok lezzetli. İnsan dayanamıyor ama bu arada tabii ki insanlara da seslenelim ekran aracıyla. Yemeklerimiz güzel, bütün yörelerimizin yemek ama yine de sporu bırakmamak lazım. Ne olursa olsun gündelik 20 dakika, yarım saat de olsa bir şeyler yapsınlar yani. Tabii ki canım. Zaten sağlık için herkese yani bunu öneririm. Spor yapsın yani. Boks sporu olmasın. Yani yürüyüş yapsın dışarıda, temiz havada yürüyüş yapsın. Koşabilenler koşu yapsın. Evde biraz mekik çeksin, şey yapsın yani şınav çeksin. Belirli yapabildiği kadar, elinden geldiği kadar korona pandemi sürecinde de yani hiç olmazsa bir fırsat bu. İnsanların daha çok zamanı var. Bisikleti varsa dışarıda temiz havada bisiklet sürsün. Yani spor her zaman için yani iş adamı olsun, bir öğretmen olsun, kim, profesör olsun, kim olursa olsun yani hep dengeyi bulman lazım. Bir taraftan beyin çalışıyor, öbür taraftan vücuduna da çalıştırman lazım ki sağlıklı olabilmek için yani. O yüzden herkese öneririm. Tabii ki Türk yemekleri çok lezzetlidir ama eşim sağ olsun dikkat ediyor genelde benim yani sporcu olarak neler yiyeceğime, ona göre de yemekleri sağ olsun şey yapıyor yani bana hazırlıyor. Fırat, buradan anne babaları, ebeveynlere söylemek istediğin bir şey var mı? Spora küçük yaşta başlamaları anlamında. Çocuklara örnek olmaları. Tabii ki yani ne kadar genç yaşta başlarsa bir insan bir spora, o kadar yani boks olsun, futbol olsun, tenis olsun, hangi spor olursa olsun, ne kadar genç yaşta başlarsa o kadar başarılı olacağına inanıyorum. Ben 18 yaşında başladığımda zaten herkes değil, çok geç kaldı. Ve aslında haklılar. 18 yaşında bir spora başlayıp dünya zirvesine çıkmak çok zor bir şey, çok nadir bir şey. Ama Allah, Yüce Allah bana gene de yardım etti. Ben de çok çalıştım, çok çalışkandım ama tabii ki sonunda gene de Yüce Allah bana belirli kapıları açmasaydı hayatta oraya belki varamazdım. Ama ben de çok çok çalıştım ama ne kadar erken başlarsan o kadar yani daha da kolay öğrenirsin. Misal veriyorum, bir dil öğrenmek. Birisi geç yaşta Almanya'ya gelen birisi, Almancayı yani hatasız konuşması çok zor. Çünkü bir şive kalıyor, bir hata kalıyor. Küçük çocukken her şeyi beynin sünger gibi çekiyor. Suyu sünger nasıl alır? Çocuğun beyni de öyle. Her şeyi çabuk öğreniyor ve doğru dürüst öğreniyor. Belirli bir yaştan sonra çok çok zor yani öğrenmek. O yüzden yani ben bile çok zorlandım. 18 yaşında başladığım için yani tekniğimi hiçbir zaman için çok güzel yapamadım. Çok %100 düzeltemedim. Çünkü yani bazı şeyler belirli bir yaştan sonra olmuyor. 18 yaşından sonra bayağı güçlenmiştim bile yani kuvvetim vardı ve hep kolay, insan kolayı seçiyor. Kolaya kaçtım, güçle hallettim tekniği olmayan, tekniğim yetmediği yerlerde güçle çözdüm sorunları. Ama teknikle çözebilirsen gücünü de üstüne koyduğun zaman yani daha da etkili oluyor. O yüzden yani ne kadar genç yaşta, küçük yaşta başlarsa bir çocuk ne olursa olsun, spor olsun, lisan olsun, her konuda küçük yaşta her şeyi daha kolay öğrenir. Fırat Arslan, sen hedeflerin en top noktasını yaptın. O gerçekten şampiyon gururumuzsun. Bu konuda birçok kemerlerim var, kupalarım var, her şeyi var. Bundan sonra daha yapmak istediğin hedef bir şey var mı? Yani okulunu açacaksın tabii ki. Yeni gençleri yetiştireceksin. İşte dediğim gibi öncelikle seneye bir kez daha dünya rekorunu kırmaya çalışacağım. Olursa olur, olmazsa da Yüce Allah'ın dediği zaten. Ama ben önemli olan aynaya baktığımda her şeyi yaptın mı, elinden geleni denedin mi deyip kendimden önce yani kendimle memnun kalmam gerekiyor. Öyle olmazsa hep hayat boyunca keşkelerle yaşamak istemiyorum. O yüzden elimden geleni yapacağım. Olan rüyalarımı gerçekleşmek için, gerçekleştirebilmek için savaşacağım. Ve keşkelerle yaşamamak için işte bu hedefim için savaş vereceğim. Ondan sonra tabii ki spor okulumda gençlere örnek olmak istiyorum. Onlara disiplin konusunda, inanç konusunda, her türlü konularda yardımcı olmak istiyorum. Ve yani okul ne olursa olsun bizim boks okulunda
Zaten onu özellikle spor okulu dedik. Boks okulu demedik, spor okulu olarak şey yaptım. Çünkü biz orada hayat içinde yani bir okul gibi bir şey görüyorum. Hayatımız da bir okul aslında. Hayatımız zaten bir okul. Onun için yani orada bizim spor okulunda da gençlerimizi her türlü şeylerle, hani hem antrenmandan hem konuşmalarla, sohbetle insanları hayata biraz motive etmek istiyorum inşallah. Yani güzel. Biz de inşallah açılışına gelip senin yanında İnşallah olacağız. Beklerim, buradan Eurostar bizden bize izleyenlere söylemek istediğin son olarak bir şeyler var mı? Spor adına, sağlık adına. Bu arada tabii son olarak söylediğim bir mesajım varsa onu iletelim. Herkese öncelikle sağlık diliyorum. Şu korona sürecinde daha da fazla tabii ki yaşlı olanlara, ama herkese sağlık diliyorum.